Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, vatandaşların Elbistan'ın kalkındırılması adına Cumhur İttifakı'na güven duyduklarını söyledi. Bizleri ekranları başında izleyen kıymetli hemşehrilerime muhabbetlerimi ve sevgilerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Elbistan potansiyeli yüksek olan bir şehir, kadim bir şehir, medeniyet üretmiş, kendi görenekleri, folkloru oluşmuş bir şehir. Kampanya sürecinin ilk başladığı günlerde insanlar en temel belediyecilik hizmetlerinde yaşadığı problemleri anlatıyorlardı. Bugün ise artık şunu söylüyorlar, bizim günlük sorunlarımız değil, gelecekle ilgili daha kronikleşmiş problemlerimiz var, onların çözümüne dönük çalışmaların yapılması gerekiyor. Klasik belediyecilik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yapılacağını söyleyen Gürbüz, Elbistan'da önemli olanı şehri kalkındıracak hamleler yapabilecek belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi. Biz vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde onlar Elbistan'ın en temel sorununun bir yerel yönetim sorunu olduğunu ifade ediyorlar. İşini bilen, işin ehli, belediyecilik hizmetleriyle vatandaşlarına en temel belediyecilik hizmetlerini üretirken belediyeye 2023, 2053 ve 71 vizyonunu bu şehre kazandırabilecek yatırımcının dostu, cazip imkanlar sağlanmasıyla beraber yatırımcıları Elbistan'a kazandırabilecek lokomotif bir belediye istiyorlar. Elbistan'ın kentsel altyapısının Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşturulacağını söyleyen Gürbüz, Elbistan'ın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da hak ettiği hizmetleri alarak kalkındırılacağını söyledi. Geldiğimiz nokta beni son derece mutlu ediyor. Çünkü insanlar artık şehrin sahip olduğu potansiyelin farkındalar ve bugünden sonra o sahip oldukları potansiyeli işletmekle ilgili bir sıkıntıları var. İçme suyuyla ilgili, kanalla ilgili, arıtmayla ilgili problemlerinin büyükşehirle beraber aşılabileceğine inanıyorlar. Bunun için de Elbistan Belediyesi ile Anakent Belediyesi'nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin uyumla çalışma zorunluluğu var. İlçede önemli hükümet yatırımları yapıldığını belirten Gürbüz, Elbistan'da eksik olanların yerel yönetim hizmetleri ve özel sektör yatırımları olduğunu söyledi. Hükümet, merkezi yönetim kaynaklarıyla Elbistan'ı bir şehir altyapısı nasıl olması gerekiyorsa o düzeyde yatırımlarla donattı. Kapasitesi şehir düzeyinde olan, il düzeyinde olan kamu yatırımlarını aldık. Ama Elbistan'da eksik olan bir yatırım var. O da yerel yönetim ve özel sektör yatırımları. Ömründe kalkınmayla ilgili çalışma yapmamış, istihdamla ilgili sorun yaşamamış insanların bu kente kalkınmayla ilgili hedef koyması, projeksiyon koyması, vizyon koymasını beklemek hayalcilik olur. Biz şehrimizin sahip olduğu potansiyeli biliyoruz. Elbistan'ı ayağa kaldırabilecek bu imkanları, potansiyelimizi devletin o güçlü imkanlarıyla birleştirdiğimizde, bilhassa kamu birlikte hareket edebildiğinde biz Elbistan'da çok daha büyük hizmetlere imza atabileceğimize inanıyoruz. Gürbüz seçim propaganda sürecinde halka kendilerini doğru bir şekilde anlattıklarını da söyledi. İnsanlarımız şunu söylüyorlar, evet biz hizmet alamadık. Hizmet getirene, yatırım getirene, şehri büyütecek olana destek vermeliyiz. Vatandaşlarımız bize bunu söylüyorlar. Tabii bir de vatandaşlarımız projelerimizi gördüklerinde hükümetimizin, devletimizin Elbistan'da daha çok yatırım imkanıyla beraber şehri bir an önce ayağa kalkındırma iradesini gördüğü için artık şunu söylüyor. Biz belediyenin de devletin de sahibiyiz. Biz diyoruz ki Elbistan kalkınsın, Elbistan hizmet alsın, yapılamayan hizmetleri bir an önce hayata geçirin. Bunun içinde yapacak kadroları, vizyonu görüyorlar ve Cumhur İttifakı diyorlar. Her gittiğimiz mahallede miting havasında toplantılar yapıyoruz. Elbistan'ın günlük sorunlarını çözmek değil, Elbistan'ı geleceğe taşımak dedik.